Akif Beki, Karar Gazetesi. Eski andıççılardan kim kaldı? Bitti, bitirildi zannediyorduk. MGK'nın toplumla ilişkiler başkanlığı artık kendi halkına psikolojik harekat yapmayacaktı. Askerin işi halkın aklını kirletecek kara propaganda faaliyetleri planlayıp icra etmek değildi. Bir devlet psikolojik harp taktikleri kullanarak kendi halkına örtülü operasyonlar çekmezdi, çekemezdi. Genelkurmay psikolojik savaş diye andış siteleri kurup kendi vatandaşına suç uydurmayacak, terörist ve devlet düşmanı gibi göstermeyecek, kimseyi iftiralarla karalamayacaktı. Yalan haber üretip yayan iki andış sitesiyle bir sahte siyasi operasyon planı yüzünden kimler ok altına gitmedi ki? Daha sonra kumpas olduğu çıksa da bu suçlamalarla eski genelkurmay başkanı bile tutuklandı. Asker bu işlerden nihayet çekilmiş, el çektirilmişti. Fakat ne görelim, bu kez sivil siyaset bünyesinde hortlamasın mı eski hastalıklar? AK Parti'de iç tasfiye harekatıyla alınan pelikan lekesi daha temizlenmeden, şimdi de iç işlerinde ebabil harekatı çıkmasın mı başımıza? CHP'li Özgür Özel sır perdesini çekti, örtünün altındaki yeni kuş skandalını çıkardı koydu ortaya. Memur olmayan fakat nasıl oluyorsa soylunun bakan danışmanı sıfatıyla çalıştırılan Eminşen organize bir trol ağını yönetiyormuş. Bakanlıktaki geçmişini dijital izlerini silemeyince müşavir değil danışman dediler. Ayrı şeymiş gibi. Kelime oyunuyla geçiştirilebilir sanki. Ebabil harekatı CHP ile Kılıçdaroğlu'nun milli güvenlik sorunu olduğundan İmamoğlu'nun İBB'ye terörist doldurduğuna kadar türlü dezenformasyonlar üretip halkı inandırmaya uğraşmış. Emniyet ve jandarmanın Twitter sayfalarında okuyup tuhaflığını açıklayamadığımız trolümsü, eminimsi mesajlarda Ebabil operasyonu kokuyor. İçişleri yalanladı ama ilgisi yoksa... Üstlerine vazife olmayan siyasi polemiklere niye girsin emniyet ve jandarma? Akşener'le Kılıçdaroğlu'na soylu ağzıyla neden laf yetiştirsinler? Siyasi hatta partizan provokanda sayılacak mesajları niçin paylaşsınlar? Kılıçdaroğlu'nun sürekli uzatılan varlık barışıyla kara para ve suç gelirleri aklandığı eleştirilerine bile cevap emniyetle jandarma hesaplarından gelmişti. Sorumlusu ve muhatabı siyasi iktidardı düzenlemeyi kendileri yapmış gibi üstlenmeleri neyle açıklanacaktı? Sivil darbeyi, vesayet girişimlerini, kirli algı operasyonlarını, demokrasinin altına oyan karanlık saldırıları, örtülü psikolojik harekatları, sinsi kayyum projelerini, uzaktan kumanda edilen kukla yönetim planlarını, siyaseti dizayna yeltenen gizli antidemokratik müdahaleleri, örgütlü yalan ve dezenformasyon kampanyalarını dışarıda, altılı masada, şurada burada aratabilirler. Fakat kendi paranızla size operasyon çekilmesini istemiyorsanız parmakların gösterdiği yere değil parmakların kendisine bakın kimin, kimi, hangi kirli yöntemlerle ve nasıl hedefleştirdiği, kin ve düşmanlığa, halkı ne dolduruşlarla tahrik ettiği artık saklanamayacak halde. Siyasi itibar suikastları karanlıkta ve faili meçhul değil, yanıltıcı, aldatıcı manipülasyonun sivil merkezi belli. Rahat olun yani, tam da bu tip planlı ve örgütlü dezenformasyon suçlarıyla daha etkin mücadele için AK Parti bir yasa yaptırdı. İçişleri de göz açtırmayacak, kuş olup uçsalar dahi bu suç örgütlerini yakalayacaktır. Şunun şurasında kim kaldı zaten eski andıççılardan, eliyle koymuş gibi bulur Allah polis. Demem o ki, iktidar tek başlı olmuş, çift ya da çok başlı, ne fark eder? Sizin başınızı rahat ettirsin, nerede bu devlet dedirtmesin yeter. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.